Selamun aleyküm. Selam bakalım. Ne haber, iyi misin? Hoş geldiniz. İyi misin? Çok şükür. Ne yapıyorsun? Şey olursa iyi olur bakana, iyi olur bize. Rahatlam olunca insanlar akın akın geldiler. O hatta afil, bunu anlatıyor bir hatta. Tabii o zaman bir gün 400 kişiye çalışıyor. Burası aynı abi, aynı, aynı kişinin. Evet. Efendim? 20 metre. 20, 15-20 metre olan yerden. Vallahi bir tabiat harikasının başında bulunuyoruz. Ayvaslığımızı ziyarete geldik. Hem yatırımları yerinde görelim dedik. Hem de yeni döneme hazırlık yapıyoruz. Aşağı yukarı dönemimizin yarısına gelmiş bulunuyoruz. Ekim ayından itibaren de ikinci dönem başlayacak. Şu anda hem OSKİ'mizde hem Büyükşehir Belediye'mizde yapılan çalışmaları görelim dedik. Turistik faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Şu anda Devlet Demiryolu'ndan gelen vagonların incelemesini yaptık. İşte bunların lokanta, restoran şeklinde, kafe şeklindeki değerlendirilmeleri, üretimle ilgili projelerimizi, özellikle hayvancılık ve tarım politikasıyla turizmle yapacağımız çalışmaları arkadaşlarımızla görüşmeye geldik. Şimdi de detaylandırıyoruz. Yaptığımız çalışma içinde özellikle akarsu kenarında yeni yerleşim yerlerini, heyelanla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz. Kısacası göletler oluştu. Yaptığımız göletler hem estetik açıdan, turizm açısından, hem hayvancılık açısından önemli. Bütün canlılar buradan su içiyor. Koyunlar, kazlar, mandalar. Dolayısıyla topyekün bir kalkınma projesini Aybastı Belediye'mizin değerli yöneticileri, başkanlarıyla, meclis üyeleriyle birlikte yapıyoruz. Aybastı'nın bir çekim merkezi olması en büyük amacımız. Aybastı sadece gelip geçilen bir yer değil, kalınacak bir yer olsun istiyoruz. Bir de ayrıca 3 ay değil 12 ay ordu sloganıyla da artık Aybastılı kışında yaylalarda dükkanlarını kapatmıyorlar. Restoranlarını kapatmıyorlar. Hayat durmuyor. Her gün açık. Dolayısıyla 12 ay 4 mevsim turizmi, hayvancılığı ve aynı zamanda turizmi değerlendiren çalışmaları birlikte yapıyoruz. Sayın Bakanımız zaten dünya markası olduğu için Aybastı'nın Perşembe Yaylası da bir dünya markası. Haliyle iki marka bir araya geldi. Bizim ufkumuzu açıyor. Allah razı olsun. Hem turizm alanında hem üretim alanında bize çok şeyler kattı. Sıcak hava balonuyla 5 milyon kişiye burada denemelerini yaptı. Ruhsatları alındı. İnşallah beraber Aybastı'mızı, ordumuzu dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz. Biz de bir çılgın bir şey düşünelim dedik. Sayın Bakanımıza arz ettik. Devlet Demiryolları Genel Müdürümüz Aybastılıyken tren çıkaramayız ama vagon çıkarabilir miyiz dedik. Arzımızı ilettik. Allah razı olsun. Vesile oldular. Buradan hem Ali İhsan Uygun Genel Müdürüme hem de taşıma nakliye işini yapan Şenel Yıldırım kardeşime teşekkür ediyorum. Başka bir Aybastı olacak. Başka bir ordu olacak. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz geliyor. Dünyanın birçok ülkesinden Sayın Bakanımızın öncülüğünde burada Turizm İl Müdürlüğü ile Kültür Bakanlığı'na bir şeyler yaptı. Ziyaretçiler geldi. Biz de farklı bir konsept oluşturmak için şimdi aklımda gelen vagonet diyorlardı ona. Kısa bir mesafe de olsa, 100 metre de olsa vagonet getirebilir miyiz? İşte insanlar oturup 100 metrelik alanda kendileri trende yüzebilir, gidebilir mi? Bakalım inşallah uğraşacağız. Sayın Bakanımıza ve ekibine bir daha çok teşekkür ediyoruz.